Arkadaşlar merhaba. 16. Osmanlıca Matbu Metin okumalarına hoş geldiniz. Hemen zaman kaybetmeden biz metnimizi okumaya başlayalım. Arkadaşlar okuyacağımız metin bugün inşallah Muahedat ismini verdiğimiz Muahedeler adlı kitaptan olacaktır. Öncelikle bu kitabın küçük bir içindekiler kısmı var. Oradan başlıyoruz. 3 nolu sayfası sayfa. Kitapta peki neler yazıyor? Hemen biraz da büyütelim, daha rahat okumanız açısından. Evet arkadaşlar, İtalya, Rusya devletleriyle Yunanistan hududunun tashihine dair münakit ahitname-i Hümayun 149. 1200, yani 149 dedi, şuradaki sayfa ne o? 1298 senesi Sultan Abdülhamit Han Hazretleri zamanı saltanatlarında Yunan Devleti ile, biraz hızlı gidiyorsam yavaşlayayım, tashih-i hududa dair akt olunan Ahitname-i Hümayun. 1881 senesi Avusturya, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya ve Romanya devletleriyle ile Tuna boğazlarında seyri sefayine dair akt olunan Ahitname-i Hümayun. 1295 senesi Sultan Abdülhamit Han Hazretleri zamanı saltanatlarında ve Romanya devletiyle Üsera-i Harbiye dediği arkadaşlar savaş esirlerinden bahsediyor. Üsera-i Harbiye'nin iadesine dair akt olunan mukavelename sureti. Yine 1295 senesi Sultan Abdülhamit Han Hazretleri zamanı saltanatlarında İngiltere Devleti ile Kıbrıs'ın Devlet Müşarun İleyha'ya, demek ki Kıbrıs'ı kime terk etmişiz? İngiltere'ye. Devlet Müşarun İleyha'ya terkine dair akt olunan mukavelename sureti. Yine arkadaşlar 1297 senesi Sultan Abdülhamit Han Hazretleri zamanı saltanatlarında İngiltere Devleti ile Üsera-i Zenciye'nin, yani zenci esirlerin müttefikan men'i hakkında akt olunan mukavelename sureti. Bir mukavelename daha okuyalım. Gerçi son herhalde, ikisini de okuyabiliriz. Birinci cildin 281. sahifesinde Muharrer ne demek? Yazılmış demek, ismi mef'uldür. İngiltere Devleti ile münakit ticaret muahedesinin bakiye-i mevaattı, geriye kalan maddeleri. Yine 1878 senesi Haziran'ının 13. gününden Temmuz'un 13. gününe kadar Berlin'de teşkil eden kongre protokollerinin tercümesi. Arkadaşlar biraz daha şöyle kitabımızı inceleme noktasında, tabii biraz da ne yapalım, biraz küçültelim. Gördüğünüz gibi kitabımız Muahedat Mecmuası arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Cildi kaçmış bunun? Cildi de 5 imiş arkadaşlar. Muahedat Mecmuası 5. cilt. Arkadaşlar hemen buradan kısa bir bölüm okuyalım. Kısa bir bölüm okuyalım. Arkasından da tabii orayı okumadan önce şöyle bir geriye gelmem lazım. Arkadaşlar burada gördüğünüz yazıyı bir, tabii gözünüz korkmasın. Burayı şu anda öyle okuyorum, öylesini okuyorum. İleride inşallah okuyacağız. Burada yazan Muahedat Mecmuası 5. cilt. Devleti Aliye. Avusturya, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, İtalya. Ba irade-i Aliye, tap ve neşri imtiyazı Ceride-i Askeriye matbaasına aittir. İş bu mühür ile, şurayı kastediyor, bu mühür dediği, iş bu mühür ile memhur olmayanlar sahte olacağından mütecasiri mesul olacaktır. Burada da arkadaşlar yazan Ceride-i Askeriye matbaası yazıyor. Orayı hemen geçiyoruz. Tabi buraları ileriki aşamalarda okuyacağız arkadaşlar. Gözünüz korkmasın. Ceride-i Askeriye matbaasında
kitap olmuştur. Sene kaç? 1298. Arkadaşlar son bir kısım buradan okuyalım ama çok da fazla okumayalım. 8-10 dakikadan sonrası insanı ne yapıyor? Sıkıyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. Saltanat-ı Seniyye ile Avusturya ve Fransa ve İngiltere ve Almanya ve Rusya ve İtalya devleti fehimeleri beyninde ıtlak ve boğdan memleketleri hakkında akt olunan ahitnamenin suretidir. Biz ki herhalde padişah kendinden bahsediyor ki burada Turan'ın içeriğiyle aynıdır burası. Biz ki lütfihil mevle Türkistan ve şamil olduğu memalik ve beledatın padişahı Es-Sultan İbni Sultan Es-Sultan El-Gazi Abdülmecit Han İbni Sultan El-Gazi Mahmud Han İbni Sultan El-Gazi Abdülhamit Hanız. İş bu. Tasdikname-i Hümayunumuzla beyan ve ilan ederiz ki Saltanat-ı Seniyyem'le Haşmetli Avusturya İmparatoru Hazretleri ve Haşmetli Fransa İmparatoru Hazretleri ve Haşmetli Gran Britanya ve İrlanda Memaliki Müştemiası Padişahı Hazretleri oku takip edebiliyorsunuz renkli yeri ve Haşmetli Prusya Padişahı Hazretleri ve Haşmetli bütün Rusyalar İmparatoru Hazretleri ve Haşmetli Sardunya Padişahı Hazretleri 1856 senesi Alafranga Martı'nın 30'u tarihiyle Paris'te akt olunmuş olan muahede ahkamınca Eflak ve Boğdan emaretlerinin usul ve hey'eti idarelerinin tanzim-i kat'iyyesi hakkında olan kararı ahirelerinin bir mukavelename ile tesis etmek istediklerinde iş bu mukavelenameyi müzakere ve imza etmek üzere tarafı eşrefi mülükanemden müşirlik vezareti rütbeleriyle mecidiye ve imtiyaz nişan-ı hümayunlarının birinci rütbelerini ve hıdmet-i askeriye nişan-ı iftiharını haiz ve hamil hala umuru hariciye-i saltanat-ı seniyyemiz nazırı Mehmet Fuat Paşa ve Avusturya İmparatoru Hazretleri tarafından diye devam edip giden güzel bir metin arkadaşlar. Sadece okuma noktasında okuyalım dedik. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Bundan sonra da bu şekilde okumalarımıza, matbu metin okumalarımıza birkaç hafta daha devam edip arkasından Rika yazıya geçeceğiz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.